Ben Çanakkale Küçükkuyu'dan Semiha'ma geldim. Bugün Semiha'nın çok güzel yemeklerini yedim. Bu gece dükkanda Semiha ile yatacağız, Selim ile. Ondan sonracıma bu gece yemek yedikten sonra eğleneceğiz, Semiha Hanım'la falan buradayız dükkanda. Onlar bir ısrarla Hayırlı sazlı akşamlar. sözlü yere getirmek istediler. Emme! Dedim ki ne gerek var? Burası da bir kafe. Bir bunu mu yapıyorsun orada? Hayır, Böyle bir sizin şey demedik, sazlı sözlü yer demedik. Bizim burası sazlı sözlü dedik zaten. Türkiye dinlemeye gidek dedik ya. Türkü Ha dinlemeye dedik işte mi? sazlı sözlü, Kız tabii. dedik mi? Gidiniz. Aa, benim haberim yok. Aşk olsun Selim. Nasıl Yemek dedik? saz anlığını tuttu. Nasıl dedik? Dedik ki Nasıl? acaba bir yere gidip türkü mü dinlesek dedik. Ben de dedim ki ben söylerim, sen çalarsın, Semiha oynar Ya dedik. kıvırıyor kıvırıyor. Sen dedin ki boş ver gitmeyelim öyle. Ben dedim Burada öyle. eğleniriz Kim demiş, zaten. niye demiş? Bak siz dediniz ki gidelim, ben dedim ki Ya gerek yok. Allah Niye aşkına gel de şu yüzünü göster. niye demeyecekmiş şimdi? Gel Allah aşkına, çok niye komik demiş? Niye yaşlı. dediniz? Ne dediniz? Nasıl Demiyorum. dedin? Bak. Sinan'ını Bak şu göster, suratını. Sinan. Sen bekar mısın? Bana inan seni. Ay çok Semiha merak bekarmış ettim. kızlar. Aga gerçekten korktum senin Bu bakışından. Bacağını kapatma canım kız. Evet, bu akşam Semiha'nın dükkanındayız. Sabaha kadar bol bol sohbet edeceğim. Çünkü 4 senenin acısını çıkaracağım. Semiha sen ayarlayı ver bu tarafa. Sevim, Hepimiz tamam güzel. dükkandaymışız. Bu akşam dükkanda yatacağız. Çıkın Evet. çıkın gelin yakın yerler Vermiş ama varsa. siz çıkıp çıkıp gelmeyin, ben varım burada. Kalabalık oluruz. Desek de inanmayın. İki kişi, üç bayan. Ya Sinan gelirse gece? Valla Ben Sinan'a bilmem. ben de bilmem. Sinan gelir mi gelir? Valla bence Sinan bir daha benim karşıma çıkmaz. Bence de adam var ya, sen O mu camından aç, camından. ben mi açım, bilemedim artık He. yani. Hadi ben kaçtım, geliyorum. Hadi Tamam. Sinancığım, Yatak görüşürüz. Hadi oradan görüşürüz. getirmeye gidiyor. Dedi bu iki bayanla ben nasıl baş ederim? Değil mi? Sinan korktu bizden. Sinan benden korkmadı. Önce ben ona merhamet etmek istedim hani. Bakayım oradan gözüküyor musun? Gariban diyerekten. Sen öyle her garibana merhamet edersen yanmışsın. Aynen öyle. He. Ters tepmemeye çalıştım. Ama yani hakikaten artık zıvanadan çıkarıyor insanı. Yılan gibi de bir dili böyle bir. Ay bakışları Çok güzel. yani resmen korktum, Yok yok, ben ürktüm. korkmadım. Bakışları çok güzel. Ay Yani. bakışları sana hayat veriyor. Hani Ferdi Kesinlikle. Say diyordu ya bakışların bana. Bakışların bana biraz cesaret versin. Ay ne güzelmiş. Korkuyorum sana Söz et, söz aşktan et. söz etmeye ben. Nasıl olsa taş. Bir derdin varsa ne olur söyle, 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 söyle. Giderim bu diyardan, merak etme sen, merak etme Ne ağladık bu sen. şarkılarda. Toprak olur, taş olurum, yolumla yoldaş olurum. İstersen kardeş olurum, merak etme sen, merak etme sen. Şimdi bu şarkıyı söylerken benim genç kızlık zamanımda Ferdi Tayfur'un en popüler olduğu ve film çevirdiği Neden? Necla Nazır, Perihan Savaş gibilerle hani haftada bir gündü Türk filmleri televizyonda. Evet, Biz de televizyonda. çalışıyoruz. Perşembe günleriydi o da. Salı. Salı mıydı? Salıydı. Ben Perşembe diye takıldım. Ben Salı diye hatırlıyorum. Doğru olabilir. Biz de fabrikada çalışıyoruz. Pil fabrikasında. Yazık bana. Yazık 12 bize. yaşında işe Yazık. başlamıştım. Bana yazık bana. Acıyır bana. Şimdi bir hafta gece çalışıyoruz, bir hafta gündüz çalışıyoruz. Gündüzcüyken, Mesaili. evet yani bir Vadiyalı. vardiyeli. Ha. Gececi olduğumuz zaman salı günü nasıl hastalanalım, nasıl rapor, tüm filmi. Aa.
O hafta muhakkak bir hastalık gelmez numarada. Filmi seyredeceksin. Çarşamba günü akşamı o filmi bir anlatır gelmeyen. Ağzımız açık, bildiğin seyreder. Bir de nerede seyrediyorsun? Bak biz çalışıyoruz diyelim ki ben izin alamadım. Beş kişi ne var ama? Hayır, televizyonlarda. Hepinizde televizyon yok mu? Yok tabii. Hayır, çalışıyoruz. Gece vardiyasında. Akşam 7:30-8'de bir iş başlıyoruz. Sabah 6:30'a kadar çalışıyoruz ya. O gece denk gelirse kahroluyorsunuz. Salıya gel, gececiliğe gel zaman televizyon izleyemiyoruz ya. Hı. Salı gecesi çok önemli. Anladım. Salı gecesi diyelim ki 5 kişi yan yana çalışıyoruz. Pil fabrikasındayız. O hafta sen hastalanıyorsun. Kesin. Gelmiyorsun. Biz 4 kişi senin yerinin yokluğunu biz biliyoruz ki sen o gün filmi izleyeceksin. Yarın evet. Akşam biz dinleyeceğiz. Ama bir de o zevk var. Anam anlatamam sana, böyle ağzımız açık, böyle sen anlatıyorsun. Ortamızı alıyoruz, çalışırken de pil dolduruyoruz bantlara böyle. Bildiğin ağlama sahnesiyse ağlıyoruz, gülme sahnesine gül. Gözümüzü bildiğin kapatıp filmi izliyoruz. Oradan da usta bir bağırır bize, ustabaşı. Poh yiyenler uçakları, poh yiyen uçakları. Çöreydi. Şöyle gelirdi. Yaşıyorsa Allah uzun ömür versin Sıtkı abiydi ismi. Şöyle yürürdü il yarım yanım. Ula poh yiyenler uçakları, ula poh yiyenler uçakları. Çalışın lan, konuşmayın lan. Biz dinliyor muyduk onu, yine yapıyorduk. Yani. Çünkü bizim eğlencemiz... yani ben bir sinema 60 vardı. Doğumluyum. 60 doğumlular bilirler yani bizim zamanımızda. Sen benden 5 yaş mı büyüksün? Ben senden, sen 55 misin? 57 mi? Hı. 57, 3 oradan, 2 doğumdan 5 yaş. Yani 65 yaş. Senden 5 yaş büyüge. Büyüge. Yani senden 5 yaşta kirliye. O ne demek ki? Hani ula Hasan yolda yürüyorlarmış. Hı. Ayakların kokuya demiş. Ula Hüseyin demiş, senden 5 yaş büyügen demiş. Yani daha kirli. He. Aa seni. Sariyacığım umarım bu videoyu izlersin. Bize bir tane şey anlatmıştın. Hanginiz daha deli diye. Biz de bugün size bunu anlatalım. Bu çok güzel bir hikaye. Osman ile Mehmet. Yolda yürüyorlar böyle. Yanlarından bir beyefendi geçiyor. İşte atlıların zamanında. Geçerken selamün aleyküm diyor. Hatırladın mı hikayeyi? Devam et. Ha. Hatırlayacağım. Bunlar bayağı gidiyorlar. Diyor ki Mehmet bana verdi diyor selamı. Yok lan diyor bana verdi diyor. Sana verdi bana verdi, bunlar kavga ediyorlar. Atlarıyla dık 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 geliyorlar, adamı buluyorlar. Diyorlar ki beyefendi, bey amca sen bu diyor selamı kime verdin diyor. O da diyor ki niye sordunuz diyor. Ay bana mı verdin ona mı verdin diyor. Sen diyor kimsin diyor, ben Deli Mehmet'im diyor. Öbürküne soruyor sen kimsin diyor, Deli Osman'ım diyor. Peki diyor, sana niye Deli Mehmet dediler diyor. Diyor ki, efendim benim günün birinde dişim ağrıyordu diyor. Dişçiye gittim diyor. Dişçi diyor, bir dişi diyor 5 kuruşa çekiyordu diyor. 32 dişi diyor 4 kuruşa çekti diyor. Ben de hepsini çektirdim diyor. O yüzden değil. Hatırladın mı? Peki sana niye deli dediler diyor Osman'a. Efendim diyor, günün birinde diyor annem diyor evlendirdi diyor. Düğündü, derlekti diyor. Bizi diyor odamıza koydular diyor. Daha soyunup dökülmeden diyor, ben hanıma dedim ki diyor, hanım bizim damdaki ineğe bu gece otu sen verdi dedim diyor. O da demiş ki, ula Osman demiş, evinizi bilmem, damınızı bilmem, otunuzu bilmem. Yani. Bu gece demiş sen ve yarın ben öğrenince ben veririm demiş. Yok verirdim vermezdim, bunlar bahse girmişler. Peki demişler, o zaman kim konuşursa önce otu ineğe o verecek. Tamam. İkisi de biri damatlıkla, biri gelinlikle yatakta oturuyorlar. Oturuyorlar, oluyor sabah. Osman uykuya dalıyor. Osman uykuya dalınca gelin akıllılık ediyor. Kılını üzerine, gelinin üzerine soyunuyor bir şey. Böyle kara bürük gibi bir şey giyiniyor. Gidiyor saklanıyor. Sabah oluyor, kaybına kapıyı vuruyor. Osman kapıyı açmıyor. Kadın kalkıyor, bir tekme atıyor, tamam mı? Kapı açılıyor. Bir bakıyor Osman yatakta uyuyor, gelin yok. Ulan Osman diyor, gelin nerede? O konuşmuyor. Osman gelin nerede? Osman konuşmuyor. Yani. Ana çıkıyor dışarıya kaynana. Gidiyor gelinin evine. Başınıza, ocağınıza bilmem ne yaptık mı? Kızınızı verdiniz de geri mi aldınız? Evet.
Osman yatakta ağzı dili bağlanmış. Kalmışlar. Oturuyor. Gelin nerede? Onlar diyor ki, ay biz de kız verdik. Siz bizim kızımızı ne yaptınız? Gidiyorlar kadıya. Kadı da diyor ki, getirin Osman'ı bana. Osman'a diyorlar ki, gelin nerede? Konuşursa o verecek oldu. Konuşmuyor. Ulan ne yapsın da konuşturamayınca diyorlar herhalde gelini yok etti. Köy meydanında dar ağacını kuruyorlar. Osman'ı koyuyorlar. Dar ağacını asacaklar. Gelin yok orada da. Ahali toplanmış bütün herkes öyle seyrediyor. Osman asılacak. Neyse gelin diyor ki, bir çarşının içerisinde bir kalabalık var. Ne oluyor acaba diyor. Geliyor diyor ki, ne oluyor burada diyor. Diyorlar gelini kaybetmiş Osman diyor. Konuşmuyor, dar ağacını asacaklar diyor. O da o kalabalığın arasında yarılıyor, böyle bakıyor. Bakayım Osman konuşacak mı? Osman'ı koyuyorlar, tam ipi koyuyorlar, tenekeyi alttan vuracaklar. Gelin böyle yapmış, durun! Osman'ı bakayım ayağım! İneğe otu ben vereceğim. Osman hemen böyle yapmış, aha da hepiniz şahitsiniz. Konuştu, ineğe otu mu verecek? İkisini deli. Ha demiş, selamı ben sana verdim. O daha deli. Osman daha deli çıkmış. Evet. Ben selamı demiş, sana verdim demiş. Bunu bana küçük kuyuda bir arkadaşım anlatmış. Buradan selamlar olsun. Selamlar olsun Saliha'ma. Çok evet. Tatlı sohbetleri, böyle hikayeleri vardı. Evet, çok güzel. Onu görmüştüm. Ben de aslında sana dedim ki bunu muhakkak anlat. Anlatamam işte. Yine ses kaydı yolladım sana. Senin anlatman başka. Sen bir de onun anlatma şekli sen olacak. Sen bir de onun anlatmasını dinleyeceksin. Şive 10 numara. Ben bu ikinci anlattığım için güzel anlattım. Güzel oldu. Arkadaşlarım. Güzel sevim arkadaşım benim, çok tatlı. Ay. Bu ne akşam yani? Semiha'nın dükkanında üçümüz kalıyoruz. Evet, şarkılı, türkülü, eğlenceli bir gece geçireceğiz. İnşallah. Çünkü ben yaklaşık 4 yılda Semiha'yı izliyorum. Semiha'dan dolayı Sevim'i de biliyordum. Daha sonra Sevim kanal açtı, Sevim'e. Oradan Emine geçti, Emine. Emine'den Özlem açtı, Özlem... Dur, Yılmaz. Yani Semiha'nın kızı. Onu izliyorum. İşte benim de eşim 4-5 ay oldu. Rahmetli olana Allah gani gani rahmet etsin, yaptığı yerde rahat etsin. Yalnızlığımı bunların videolarıyla oyalanıyorum. İşte Müge abi vesaire. Allah razı olsun sizlerden. Biz, bizlere dost oluyorsunuz gerçekten yani. Sizler de bize bir şey kazandırıyorsunuz biz ama. Biz sokaklara çok çıkan insanlar olmadığımız için, sürekli evde olduğumuz için. Sen bir de beceri çok sende ya. Tabii. Tersliğin var. Daha sokakta ne yapacaksın? Yani sokaklara, kafelere oturmayı sevmiyorum. Mesela bir müşteri geldiği zaman, hemen bana bir dikiş çıktığı zaman çok mutlu oluyorum. Kestik. Sen koşturmayı böyle. Bir yerde başaramadığım yer olursa bir dikişte önce bir yatarım. Kafayı dinlerim. Uykumda tak diye çıkar o. Gecenin ikisi bile olsa odama girerim. Hemen sabahleyin tık. Maşallah maşallah. Yok gayet güzel. Eskiden belki de burada izleyenler varsa arkadaşlar, ben İstanbul Kağıthane, yani Avrupa yakası Kağıthane'nin kızı oluyor. Yani İstanbul arkadaş. Orada pikolar çok yaptım. Yani İstanbul'a çıkar. Kesinlikle çıkar. Sivas'tan falan çok müşterim vardı. Soy isimleri Kayalar'dan, Sivas'tan, Gümüşhane'de. Almanyalara kadar çeyiz yapıp yollamışım ben. Evet, pike takımları, mutfak takımları. Güzel. Her şey yapmışım. Burada ki tanıyan çıkar. Eğer beni hatırlamak isterseniz lütfen burada buluşalım. Öpüyorum sizi, kendinize iyi bakın. Allah niye bakıyoruz daha dur? Kız tamam. Oldu. Tamam, devam etse ben kontrol edeyim. Benim telefon bozuk ya. He, benimki gibi. Korkuyorum. Karanlık olursa bir de. Olmaz. Ha, öyle bir şimdi başka bir sohbet bulalım. Bu. Sigara molası verelim. Oo, yok. Ha, bekletmedin mi? Yok. Ay simsi, özür. Ay özür, özür. Olsun canım, bir şey olmaz. Zaten simsi bir şey demedim. Yok, arkadaşlarımız gerçekten kullanmayanlar. Herhalde. Bizim iyiliğimiz için söylüyor ama yavrum be, 12 yaşında başladım. Ağabey yüzünden, abime yüzünden. Evet, o 3 yaşında ama ben azalttım bayağı bir. Vermişim. Ya ben zaten bir paket düşürdüm. Yeter, o da sayılmaz zaten. Birdenbire de bırakamıyorsun. Bakın, bizim başka hiçbir lüksümüz yok. Yok yavrum. İçkimiz yok, kumarımız yok. Yani. Dışarıda, zaten gitsen diskoya beni almazlar yaşlandığında. Oldum adam gibi. Aa, buradan Güneş'ime de selam söyle. Aa, Güneş! Evet. Ben geldim. Dedi sen ya, nerede oturuyorsun? Yorumlara yaz Güneş'cim. Eğer İstanbul'daysan. Şey yok. Sana yakın bence o. Hadi ya. Yazlık bölgede biliyorum. Ankara'da değilse.
Öyle biliyorum ya. Ben de sana yakın diyeceğim. Kağıthane'de. Yok yok, o taraf değil. Ya Ankara'da... Ankara bana mı yakın? Yok yok. Şey yazdık. Şu anki oturduğum... Altınoluk. Ha, oralarda bir yerde biliyorum ama yanlış da bilebilirim. Evet bak, Semiha'yı da şeyden, Akçay'dan... Akçay olabilir. Güre'den falan izleyen oluyor canlı yayına katıldıkları zaman. Ben mesela Güre'den diyor. Ben hemen yazıyorum, neredensiniz hani, görüşelim tanışalım gibilerde. Ama onlar yorumları okumuyorlar. Sadece yazıyorlar. Ne? Ben yorumları da okuyorum. Oradan hemen kim nereden... Yakalıyorsun ama onlar seni göremiyorlar. Evet mesela için. Bak eskiden Güneş'cim sen bana her seferinde yazıyormuşsun Mahide Hanım. İşte seni seviyorum. İşte sevin bana gel zaman. Ben eski videolara böyle döndüm artık yenilerden. Böyle vakit kalınca eski videolara dönüyorum. Baktım sen bana sevimin bana geldiği dönemde bile çok güzel yazılar yazmışsın. Evet, evet. Yeni yeni fark ettim. Geçen gün de Semiha'nın canlısında yazdı. Hazine yanında. Mahide sana selam veriyorum, niye almıyorsun dedi. O zaman anladım, o güneş, o güneş. Semiha'ya git, Sevim'e de git dedi. Heh, o sen de mi dedi o? Ben de dedi. Ha. O yüzden dedim ya. Seni tanımak isterim, telefonlaşmak isterim. Ben iyi bir kadın be, vallahi. Kaliteli, Güneş Hanım da kaliteli. E, güneş kızım, güneş. Ay. Ya ben diyorum ya, böyle izleyenler... Ya bak şimdi ya bizim, başka. Sizin videolarınızı izleyenler zaten tamamen aile. He, aile olması lazım zaten. Aile ya. Öyle çattan çuttan. Yok onlar yani bir şey, iş olmaz. Ya, bir şeyden girdi. Nasıl yapıyorsunuz o bir, yani bir anlık bir şey alıyorlar da giriyorlar diyorsun. Hey kırmızı. He, ben ama ben anlamıyorum. Beni gidin dedi. Şey dedi. Anlam iki tane al kal bir arada. İnşallah toparlarız. Ne diyorsunuz böyle, ben giriyorlar ya, evet. Kötü yazıyorlar. Mesela sen girebiliyorsun. Nasıl yazıyorsun? Şey, ben bilmiyorum onu. Ben de bilmiyorum. Ben kötü bir insan değilim, ben öyle şeyleri bilmem. Var ama, öyle zihniyet var, onun çok. Ne, onun adı ne, onu hatırlayamadım. Hacker mi diyorsunuz? Yok, hacker değil kız. Yeni açmış işte, biz istihdam olmuş falan diyorsunuz ya. Ben bakıyoruz, yeni açmış, daha yeni giriyor. Nereden yok. Gidip bakıyorsun bunlara? Orada onun sayfasına girebiliyorsun ya, yazdığı yerden. Hı. Oradan görüyorsun, yeni açmış 3 aylık, 5 aylık, onu devamlı kullanıyor ara ara. Küfür etmek için. Ya yapmayın arkadaşlar. Ya. Ama bir de inşallah diyorum, öyle yazanların bir de şikayet ettiğimiz zaman kim oldukları belli olsun inşallah. Bundan ya, sonra da olacak. Ya ben şöyle düşünüyorum, beğenmiyorsan izleme kardeşim ya. Tonlarca YouTuber var. Yani. Tamam mı? Yani. Şimdi bunlar gerçekten bak, ben çok afacan bir kadını, ben yapamam bu işi. Sevim bana geldiği zaman, anam terlik gitti kafana. Kim attı terlik kafana? Nerede kız o? Hangi video? Senin son video, yeni koyduğun video. Sare, sare. Ne atıyor kafana? Kafama atmıyor, yakala diye terlik mi attı, top mu attı, bir şey attı. Ha, bebeğini. Ayıcıyorlar. Bana geldiği zaman sabah kalkar kalkmaz elini yüzünü yıkıyor kadıncağız, giyiniyor. Hemen... Videoyu kurmak zorundayım. Tripod olur, nedir bunun adı? Evet. O da bir sağlığını bulsam. Onu hazırlıyor, işte telefonunu koyuyor. Hemen günaydın arkadaşlar, yaklaşık 45-50 dakikasını ayırıyor. Bu sefer onu yüklüyor arkadan öğleden sonra akşamkini. Yani bu gerçekten yapamadığım yani, şeye evet. Saygı duyarım. Yani diyelim ki sen beğenmedin yaptığı faaliyeti. Hiçbir şey yazma. Yazma. Günaha da girme. Günaha da girme yani şeklerini kırmayı. Hani kadın kadının düşmanı olmamalı ya. Yani alt üst olmamalı. Yani diyorum çorbada bir tuzunuz olsun Allah rızası için. Benim buna ihtiyacım var. Koy şuraya. İhtiyacım olmasa kesinlikle çekmem. Yani. Bakın şu an ben. İnanki çekeceğim. Açtım. Aha, burada Selim'in bugünkü yüklediği videoyu sesini de açmadım. Orada kendi kendine oynuyor. O oynarken benim arkadaşıma bir tane tuz düşüyor. Ne? Bu tuz düşürürken arkasından aa Sevim'e bak ne yapmışsın, yok dilencisin, yok bilmem ne. Gerek yok arkadaşım, dileniyorsa o dileniyor. Veriyorsan sen veriyorsun. Yani ben senin boğazını sıkıyor mu bana ver diye? Yok. Sen izlerken orada kendinden bir hayat görüyorsun. Diyorsun evet, ki aa evet. Şu an benim durumum, ben de o yollardan geçtim. Acaba Sevim'in torununa bir penye tişört yollayabilir miyim? Bütçem o kadar çünkü. Ya da ben ne bileyim. Çamaşır makine almış, bir taksitimi ödeyebilir miyim? Ya sana Sevim demiyor. O şekil yapanlar var. Ha, bak onlara saygım var. Ama senin bunu yapanlara oradan bir tanesi girip de evet. Dilenci Sevim,
Dilenci yazdılar, yazdılar. Yazdılar, görüyoruz. Yazdılar. Ve ben o zaman utanıyorum arkadaşlar ya. Ya nasıl? İnan bugün Yunus aradı beni. Bir öğrencimiz var. Babası ölmüş. 1 milyar aylık alabiliyor babasından. Ayağı sakat. Ayakta duramıyor. Evet. Burs istiyormuş. Anne dedi ne yapalım? Biraz sıkalım 6 ay dedi. 500'ünü biz verelim. Tamam anneciğim dedim. Gördün mü? Bak yok yok yoksa aç değil. Kirasını ödeyebiliyor, faturasını çok ödeyebiliyor. Çok şükür. Bir sofra kurabiliyor. Bak ama bunu yapamayanları da görmemek yani bize düşmez. Biz Müslüman insanlarız. Yani bilmiyorum ya. Merhamet ya. Hani sokakta hayvanlara merhamet etmeyen Allah da merhamet etmez. Sevmeyebilirsin ama merhamet edeceksin. Sen tokken, evet sen tokken aç komşunu da hiçbir şey veremiyorsan bir tas çorba ver. Ben mesela... Kaldı mı? Yani bir tas çorba yani illa yapıyoruz ya. Etli yemek yok kız çöpe döküyorlar. Yemesin diyorlar. Ya ben bu zihniyetleri de gördüm. İlerlemesin yani diyenler görüyoruz, var. Görüyoruz. Ay ilerlemeyi geçtim. Normal hayatta YouTuber olmayanlar da yapıyor mesela değil mi? Evet. Ay onu niye oraya döktü mesela o hayvanlara? Ay bok yesin. Evet var. Diyorlar veya hayvanlara tekme atıyorlar. E bugün o hayvana tekme atan sana da tekme atar. Atacak, atacak. Kendisine atılacak. Biraz daha yaşlansın. Benim mahalledeki köpeklerin hepsinin ayaklarını vurmuşlar kız. Ya bizim de bir kediye vurmuşlar böyle yan duruyor hayvan. Allah aldım evde sakladım hayvanı. Şimdi geldim buraya komşuya anlattım. Ben diyeceğim hani bir 500 daha biri katkı yaparsa şeyini göndereceğiz onun neyine. Şimdi ne kadar ihtiyacı var ona? 1 lira yapmak lazım. Biz o kadar yüklenemedik. Aynen. Okuyan bir çocuk. Yetim. Ya bir yerlere gelir. Ya erkek çocuğu isteyemez, edemez çünkü. Ben 500 lira veririm. O 500'ü ben tamamlarım. Yunus işte bugün beni aradı anne de şeyde söyledi. Koca korkuyorum. Yine dilenci derler diye. Şeyini verir sana. İbanını. Ay aşk olsun. Sen. Ya atarsan sen atacaksın. Ben karışmam o işi. Hesap numarasını ben atarım. Ben karışmam o işi. Hesap senin sevabı. Olmazsa benim fitrelerim bilmem ne okuyor çünkü. Ya, bir ay okumayacak o çocuk sonucu olarak. Ya şu anda 6 ay biz o şekilde yardım etmeye çalışacağım. Tamam. O senin verdiğin ay ben vermem. Benim verdiğim ay sen vermez. Biz de bütçe olarak sarsılıyoruz. Bize alttan devam ediyorum. 2 tane maaş 8 bin lira, 3 bin lira kira veriyorum. Yani ne yiyeceğim? Yani devlet baba çok az maaş veriyor. Ne yapalım? Yapacak bir şey yok. Neyse. Oy. Sıkıldım. Oy. Biz size hayırlı akşamlar dileyelim. Semiha yorganlarımızı getirir şimdi. Ve sıkılmadım. Büyük ihtimalle canlı yayın açar Semiha. Canlı yayını bekleyelim. Hepinizi bekleyelim. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Akşamki videonu yüklemiş miydin? Herkesi çok seviyorum. Lütfen kırıcı olmayalım. Sizi seviyorum. Seni seviyorum kelimesini sıkça kullanalım. Allah razı olsun. Hepimizi sevelim arkadaşlar. Destekleriniz. Evet. Görüşmek üzere. Gidelim.